Değerli izleyenler, şu anda astma aşısı nasıl yapılır? Astmada göz aşısı nasıl yapılır? Bunları sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle abimizi tanıyalım. Ben Manisa Alaşehir Subaşı Mahallesi'nde İmdat Karasu. Bu Evet. arkadaşın bana aşı için geldik. Ve bunu yapmamadan önce ve malum gözleri çıkarmamız gerekiyor. Onun Abi için de altı ne asması bunun? Amerikan deli. Şu anda Çünkü siz neyi aşırıyorsunuz? S1 üzümü. Evet, çekirdeksiz üzüm Aynen yani yine değil S1 mi? aynen. Evet. Evet abicim. Bunun için malum önce göz çıkarmamız gerekiyor. Ve bunun için gözlerin sağlıklı olmasını dikkat ediyoruz. Ve ondan sonra sağlıklı gözlere bu şekilde çapraz keserek ve bu çapraz kestiğimiz kısım açtığımız yatağa denk gelmesi gerekiyor. Onun için altının düzgün çıkması gerekiyor ve böyle gözü çıkarıyoruz. Bu Evet. çıkardığımız gözün altı düzgün olması gerekiyor ki orada açtığımız yatağa sıfır yapışması gerekiyor. Örneğin burası böyle şey olacak. Açtığımız yatağa göre uygun olması gerekiyor. Ondan sonra asmanın üzerindeki bize engel olacak iplikleri kesip aşıya hazırlamak gerekiyor yapmak için. Makası Ve vereyim de şey. buradan aşı yapılacak bölümden kesiyoruz. Evet, hemen hemen bir karıştan fazla Aynen. bırakıyoruz değil mi? Ondan sonra yatak açıyoruz. Bu yaptığımız şey göze göre. Bu yatağı da böyle çapraz kesiyoruz. Ondan sonra yongu çıkarıyoruz ardan. Bu çıkardığımız yonga çıkardığımız göze göre aynı eşit miktarda olması gerekiyor yani. Ne dışı taşacak ne küçük gelecek. Ondan sonra bu yaptığımız çıkardığımız gözün üst kısmındaki yatağı altı sıfır olması gerekiyor. Yani yatağa Açtığımız oturacak. aynen açtığımız yatağı sıfır olması gerekiyor. Örneğin bunun gibi. Evet, şu anda açtığımız yatağa gözü yerleştirmeni Aynen. sağ Bu yaptık. buradan kaynıyor yani gözden şeyin İkisinden de şey temas aynen edecek birbirine. temas etmedi mi kaynamaz. Evet. Böyle yapıyorsun. Ondan sonra aşı bandımızı da bir miktar koparıyoruz. O şeyi saracak şekilde, gözü saracak şekilde koparıyoruz ve ondan sonra gözü zıngıldatmadan kabuk kabuğu gelecek şekilde zıngıldatmadan bağırmamızla bastırıp böyle lastiğiyle sarıyoruz. Silikonlu bandımızla, aşı bandımızla. Böyle çevirerek arada boşluk kalmayacak şekilde, hava almayacak şekilde, gözün üzerine gelmeyecek şekilde ve gözün yanında boşluk kalmayacak şekilde. Bir güzel sarıyoruz böyle. Gözün kenarına boşluk kalmayacak şekilde. Boşluk oluşursa tırnakla bastırıp böyle çapraz lastiğe Sıkımını sıkmanız aynen. Amaç hava almasın, iyi sıkışsın, göz yerine tam otursun değil aynen mi? kaynasın diye. Bu şekilde arkadaşlar. İşlem en son bittiğinde böyle aradan geçirip lastiği aşı bandımıza böyle asılı veriyoruz. Ondan sonra fazla miktarı koparabiliriz. Örneğin bu işlem bu tamam. Evet. Arkadaşlar bu kadar yani yapılacak iş Şu bu. anda abimiz biraz gözleri hazırladı işi pratik yapmak için. Evet. Göz çıkarımını size gösterdik. Bu hazır gözlere direkt abim hızlı hızlı Bugün kullanacağım şekilde. yerleştirecek. Bugünkü kullanacağımız göz aşılarının tamamını çıkardık yani. Evet abi, yeni bir asma da daha gösterelim. Tamam. Göz çıkarmamıza gerek yok. Aynen. Artık çıkarılmış Baktığımız zaman gözden de gözümüz. değerlendiriyoruz. Bu ince mi abi? Bu olmuyor Bu değil mi? buna göre gözümüz yok. Çok ince olduğu için Evet, buna biraz da göre kalınlaşması aynen gerekiyor. bu Parmak kalınlığında olması gerekiyor aynen özellikle aynen değil mi? öyle. İşaret parmak kalınlığında olması gerekiyor. Bu ince malum. Evet. Onun için bir diğer asmaya gidiyoruz. Örneğin bu mesela bak tam aşı olacak şekilde. Aşı Evet. yapmadan önce etrafında pislikleri artıyoruz. Pislikler artmadı mı bize engel olur çalışmamıza. Ondan sonra aşı yapacak kılağımda aynı kesiyoruz fazlalığına. Bu engel olacak şeyler temizliyoruz. Ondan sonra gözümüz zaten hazır bakırda. Tekrar buradan yatak açıyoruz. Aynen gene böyle çapraz tutuyoruz bıçağı. Böyle yatak açıyoruz. Yongu çıkarılardan. Bu şekilde. Bu çıkardığımız yongu yaptıktan sonra bakırımızdan çıkarmış olur. Daha önce gözlerden uygun ve güzel olan gözlerden oraya ayarlıyoruz. Örneğin bak bunun altın bozukluk var. Düzeltiyoruz. Bunu böyle şey yaptıktan sonra bu
kertik yeri gelecek yeri de düzeltiyoruz yani. Ve ondan sonra bu kertiği aynen şey olacak şekilde bak geçiriyoruz bak. Ondan sonra bu işlem geçtikten sonra bir miktar yine bant koparıyoruz aşı bandı. Bunu bir güzelce saracağız yani. Örneğin böyle zıngıldatmayacak şekilde parmağımızı bastırıyoruz. Aşı bandımızın tam oturmasını sağlıyoruz değil mi? Aynen zıngıldamasın diye hem bir de. Aşı bandımızdan böyle şey yaptıktan sonra böyle çevirerek bağlıyoruz yani. Zıngıldatmayacağız. Amaç gözü zıngıldatmayacağız. Böyle çevirerek sarıyoruz. Böyle çevirerek bir gözün bu gözün üstünü kapatmamız gerekiyor. Ve yanlarını boşluk kalmaması gerekiyor. Buna göre dikkat edeceğiz aynen. Yapıyoruz. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar böyle güzelce sarıyorum. Asılarak gevşek de bırakmayacağım. Bu şekilde. Böyle gözün yanlarına kapatmamız gerekiyor. Yani boşluk kalmayacak gözün etrafında. Gözün etrafında boşluk kalırsa hava alır ve kurur. Bu şey o zaman bal aşmaz yani. Aşı tutmaz. Aynen aşı tutmaz. Abi aşı tuttuğunu bir hafta içinde anlayabilecek miyiz? Aynen. Bu gözler şimdi bu yaptıktan sonra bir hafta içinde büyümeye başlar. Daha sonra yapraklanır. Ve yapraklanma esnasında bu aşının gözün üzerinde bir tane yeşil aksam kalır. O yeşil aksam da iki yaprağa geçmeyecek. Ve aşının altındaki yeşil aksamı koparıyoruz ki bu yaş bizim bütün güç ona gitmesi için mi? Devir daim yapması için bunu güçlü bir şekilde aşması için aşının altındakiler yoluyoruz. Üstünde sadece iki yaprak yeşil aksam bırakıyoruz yani. Oranın da çalışması aynen, gerekiyor. Aynen bu şeyin buraya kaynaması ve çalışması için. Evet. Bu şekilde arkadaşlar aşımız. Evet. Arkadaşlarımız şu anda bayağı bir göz hazırlamışlar. Aynen. İçinde hemen hemen 100 kadar gözümüz var. Aynen. Bu sıra komple aşılanacak. Yan taraftaki sıra da aşılandı. Şöyle gösterelim. Mesela bu asmamız biraz zayıf. Zayıf olduğu için bunun bir sene daha gelişmesi gerekiyor. Bunu aşılayamadılar o yüzden. Ama yandaki asmamız bayağı bir kalınlaşmış. Kalınlaştığı için gözü gayet güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Bu şekilde sağlıklı bir şekilde gözünde açımı sağlanacak. Yani kalınlık çok önemli. Evet. Diğer arkadaşımız bir taraftan aşı hazırlığına yine başladı. Yine aynı şekilde oraya hemen kalın kısmına özellikle bir aşı gözü daha yerleştirmiş olacak. Tabii öncelikle bu gözlerin hazırlanması gerekiyor. Evet. Hazırlandıktan sonra da bu şekilde evet. Yerleşimi yapılıyor. Yapılıyor evet. Şimdi şöyle yapıyoruz bunu. Şuradan en uygun yerden, düz yerden yani. Şöyle alıyor. Yatak açılıyor yani öncelikle. Yatak açıyor. Bunlara göre gözler yani kimisi ince olduğu zaman tamamen kapatır. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi şu şey olduğu zaman burası biraz tabii asma biraz geniş. Geniş bir göz ayarlayacağız evet, değil mi? Geniş, en genişini ayarlayacağım. Ama geniş olmazsa eğer bak en genişi yani sağlıklı göz. Bak şu göz sağlıklı. Evet. Bunu şimdi tamamen kapatmıyor bu şu anda. Bunu ne yapayım ben şöyle bir kenarına yapıştırıyor. Bak. Çok da aşırı evet. Büyürse bu şekilde asmalarınız da tek kenarına oturtulup tek kenarına. Çünkü kaynamasını sağlanıyor. Evet. Bak oturdu. Tam yerine evet. Yapıştı. Hem tabanı hem yanı. Evet. Tek bir yanın yapışması yeterli, yeterli o zaman. Yeterli. Çünkü asma geniş olduğu için onu her tarafını kapatacak göz zaten bulunmaz. Evet. Onu bu şekil şöyle tutarak parmağımla. Yetişkin asmalarda aynı şekilde yapıyor. Evet evet genelde hepsinde aynı çok olur. Çok büyük asmalarda olmuyor değil mi göz aşısı sadece? Olur, hepsinde olur. Onlarda da mı oluyor? Şu asmaları kollarından. Evet. Büyük asmaları, şu büyük asmaların da yukarıdaki kollarından rahatlıkla yapılabiliyormuş evet. Arkadaşlar. Bunu bak böyle şey yaptım bak. Bağlayayım gözleri kaydırmıyorum bak. Hiç kımıldattırmıyorum bak. Bu şekil hava almayacak şekilde şöyle çapraz alıyorum. Şöyle bir çapraz daha alıyorum böyle. Bir de şöyle çapraz alıyorum. Bak hiç boşluk kalmadı. Bak hiç hava alacak boşluk yapacak yeri kalmadı. Onda en son bir düğüm atıveriyorum şöyle.
kıstırmalı yani. Şunu şöyle kıstırıvereyim. Peki aşılar tuttuktan sonra bu bandı çıkaracak mıyız? Bir yıl geçtikten sonra zaten silikonlu şişme yapıyor da. Esneyebiliyor yani. Esneyebiliyor. Problem yaratırız önümüzdeki yıl. Şöyle bir tarafından yani. Bıçakla çizsek zaten çıkıyor. Sadece çizi veriyor. Anladım. Çizi veriyor, o olay bitti yani. Ondan başka sıkıntı olmaz. Evet. Yani aşı sistemimiz bu. Yani göz aşı sistemi bu. Değerli izleyenler, şu anda sizlere üzümde göz aşısını gösterdik. Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.